Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Alman Erbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, kurumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar için Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesinin çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. Biz gerçekten de var mıyız? Muhtemelen birçoğunuz bu soruyu kendine hiç sormadı. Çünkü bize göre var olduğumuza dair çok kanıt var. Çevremizdeki dünyayı görüyoruz. Her şeyin kokusunu alıyor, yiyip içtiklerimizin tadını hissediyoruz. Dokunabiliyoruz. Üstelik diğer insanlar da bizimle birlikte aynı şeyleri hissediyor ve bizimle etkileşim içinde yaşıyorlar. O halde her şey gerçek. Gerçek mi? Peki gerçeğin kendisini nasıl tanımlayacağız? Gerçeklik dediğimiz şey aslında duyu organlarımızın beynimize ilettiği sinyaller sonucu oluşan bilgiden ibarettir. Mesela görüyoruz dediğimizde aslında olan şudur. Karşımızdaki nesneden gelen ışık demetleri göz korneası ve göz bebekleri tarafından alınıp arka tarafa gönderilir ve orada odaklanarak elektrik sinyallerine dönüştürüldükten sonra sinirler aracılığıyla beynimizin arka tarafındaki görme merkezine iletilir ve görüntü de orada oluşur. Oysa bize ışıklı bir ortamda olduğumuzu ve çevremizdeki nesnelerin neler olduğunu tek tek anlatan organımızın olduğu yer, yani kafatasımızın içi zifiri karanlık. Görmek dediğimiz şey aslında gözümüze gelen ışınların elektrik sinyaline dönüştürülmesinden sonra beynimizin içinde oluşturduğu etkidir. Yani mesela ışığı yansıtmayan şeyleri göremeyiz. İşitme duyumuz, ses dediğimiz havada oluşan titreşimlerin dış kulak tarafından alınıp iç kulağa gönderilmesinden ibarettir. İç kulakta bunlar yine beynin algılayıp işleyebileceği bir sinyale çevrilir ve bizi bir ses duyduğumuza ikna eder. Ya da dış dünya ile ilişkimizi kuran duyumuz olan temas ve bu duyuyu sağlayan en büyük organımız olan derimiz. Derimizin bir alt katmanında bulunan duyu reseptörleri deri üzerindeki sıcaklık veya basınç gibi etkenleri algılayarak sinirlere iletir. Sinir hücreleri ise etkenleri yine elektrik sinyallerine dönüştürerek beyine iletir ve beyinde değerlendirme yapılır. Yine son kararı beynimiz verir ve biz de çaresiz boyun eğeriz. Biz dünyayı bu sinyaller sayesinde tanıyoruz ve onların bizi yanıltıyor olabilecekleri çoğu zaman aklımızın ucundan bile geçmez. Hatta onlara ne kadar güvendiğimizi gösteren bazı deyimler de vardır. Kendi gözlerimle gördüm, kendi kulaklarımla duydum. Ancak testler duyularımızın bizi sık sık yanılttığını gösteriyor. Bunun için bir teste bile gerek yok. Mesela her birimizin hayatında en az bir kez bir şarkının sözlerinin anlayamadığımız kısmında çok başka bir şey söylediğini zannettiğimiz olmuştur. Sezen Aksu'nun ünlü şarkısındaki "Ada vapuru yandan çarklı" kısmını bir arkadaşım yıllarca "araba durup yandan çarptı" şeklinde söylüyordu. Bunu yanımda o kadar sık söylemişti ki bugün ben bile o kısım geldiğinde sanki araba durup yandan çarptı dediğini duyar gibi oluyorum. Başka birilerinin de o kısmı adama vapur yandan çarptı şeklinde anladığını okumuştum. Ya da Gülben Ergen'in şarkısındaki "ben kötüyüm sen iyi mi" kısmının birçok insan tarafından "ben kötüyüm seni yerim" şeklinde anlaşıldığı gibi. Çok daha komik sonuçlar ise insanların anlamadıkları yabancı dildeki şarkıları ezberlemeye çalışırken ortaya çıkıyor. Çünkü bu sırada o kelimeye benzeyen kelimeler uydurularak yerleştiriliyor. Bazen bir şeye dalmışken kulağımızın dibinde konuşulanları duyamayız. Çoğu zaman da olmayan bir sesi duyduğumuzu zannederiz.
Arada bir beynimizin tam uyanık olmadığı zamanlarda mini görsel oyunlarla karşılaşabiliyor ve o sırada orada olmayan şeyleri görebiliyoruz. Ya da karanlıkta bazı şeyler bize farklı görünebiliyor. Bunlar aslında doğrudan beynimizin çalışma şekliyle ilgilidir. Çevrede olan biteni anlamak için tüm duyulardan aldığı bilgilerin tamamını işleyerek saniye saniye takip etmek yerine, beyin deneyime dayalı bir tür zihinsel kalıplar üreterek algıladıklarını onun üzerinden yorumlamaya çalışır. Bu da gerçekten ciddi bir zaman ve kaynak tasarrufu demektir. Fakat bu sırada beyin yorumları gerçekten olanlar üzerinden değil, bizim algılamak istediklerimiz üzerinden yapar. Kulakların yakaladığı ses dalgaları aslında yanlış bir şey yapmazlar. Bu anlattıklarımız beyin onları işlerken gerçekleşiyor. İnsanların bildikleri ve inandıkları şeylere karşı herhangi bir onaya ihtiyaç duymadan yönelmelerinin nedeni budur. Örneğin eğer siz insanların Ay'a asla gitmediklerine ve tüm Ay'a iniş görüntülerinin de sahte olduğuna inanıyorsanız hiçbir resmi kanıt sizi ikna edemez. Ancak sahibinin kim olduğunu dahi bilmediğiniz herhangi birinin sosyal medyada yazdığı bir yazı son derece dayanaksız ve zayıf olsa bile sizi ikna etmeye yetecektir. Bu durum o yazının ikna edici olmasıyla değil, sizin eğiliminizle ilgilidir. Bazen ise birkaç duyu birbirine karışır. Bu durumda çok daha sürrealist sonuçlar doğabilir. Bunların arasında özellikle tat alma duyumuz diğer duyularımızın baskısı altındadır çünkü genelde her şeyimizi gördüklerimiz belirler. Mesela bir sinema salonundaki sesleri duyduğumuzda onların ekrandan geldiğini kabul ederiz. Ancak aslında sesler çevremizi saran hoparlörlerden gelmektedir. Buna rağmen her şeyimiz görsele odaklandığından kalan etkileri de ona göre koşullandırırız. Bunun böyle olmadığını, ciddi bir yanılgı içinde olduğumuzu kanıtlayan en çarpıcı kanıt Megurk etkisidir. Megurk etkisi, konuşma algısı üzerinden işitme ve görme duyularının etkileşimini ortaya koyar. Bu çok tuhaf bir olgudur. Buna göre kişinin dudak hareketlerinden alınan görsel bilgi, çıkan sesin duyuluş biçimini etkiliyor. Yukarıda örneğini verdiğim, sözleri yanlış anlaşılan şarkılardan biri. Mesela Gülben Ergen'in şarkısını tekrar ele alırsak, orada yanlış anlaşılan kısmı klibinden izlediğinizde, söyleyenin dudak hareketleri aslında başka bir şey söylediğini açıkça gösteriyor. Ancak aynı şarkıyı ilk kez sadece radyodan dinlemiş olsaydınız, muhtemelen aynı yanılgıya siz de düşebilirdiniz. İşte Megurk etkisini en iyi anlatan deney. Bu adam burada üç ayrı harfi telaffuz ediyor. Gözleriniz onun her defasında başka bir harfi söylediğini gördüğü halde siz aynı sesi duyuyorsunuz. Ba 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 ba. Bu etki özellikle gözlerinizi kapattığınızda daha da netleşiyor. Bu durum görüntü ve ses senkronizasyonu tam oturmadığından rahatsızlık veriyor. Ve bu olaylar dünyanın her yerinde her an gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bir insanı gördüğü, duyduğu, tattığı şeylerin aslında öyle olmadığına koşullandırmak da mümkündür. Nörobilimci Dean Burnett, 2016 yılında yazdığı Salak Beyin adlı kitabında beynin yanıldığı ve hatalı çalıştığı birçok durumdan bahsetmektedir. Ancak şunu da unutmayalım, duyularımızın hepsini tek seferde etkisiz kıldığımız an bir hiçe dönüşürdük. Ne su içmeye ihtiyacımız olduğunu haber veren susuzluğu, ne de bir şeyler yeme zamanının geldiğini bildiren açlığı hissederdik. Kuzey kutbunda bir buzun üzerinde mi, yoksa bir yanardağ kraterinin üzerinde mi oturduğumuzun farkına varamazdık. Duyularımız olmasa, biz bir bedene sahip olduğumuzun bile farkında olamazdık.
kısacası duyularımız her şeyimizdir. Onların bize ilettiği tüm bilgileri kuşkusuz, kayıtsız şartsız bir biatle kabul ediyoruz. Atacağımız her adımı onlar belirliyor. Tıpkı bir bilgisayar oyununda olduğu gibi. Az önce de söylediğimiz gibi ışığı yansıtamayan hiçbir şeyi göremeyiz. Kulaklarımız ses spektrumunun çok küçük bir kısmını duyar. Kusursuz bir insan kulağı 20 ile 20 bin hertz arasındaki sesleri işitir. Varlığından emin olduğumuz halde hiçbir şekilde algılayamadığımız o kadar çok şey var ki. Mesela saniyeler içinde hayatımızı sonlandırabilecek bazı gazlar görünmez oldukları gibi tatsız ve kokusuzlardır. Daha da ürpertici olan şu ki, duyularımızın hiçbirinin algılayamadığı şeylerin varlığından da haberdar değiliz ve onların gerçekte var olanın yüzde kaçlık bir bölümü olduğu ile ilgili net bir fikrimiz yok. Mesela bilim insanlarının karanlık madde adlandırdığı ve elektromanyetik dalgalardan hiçbiriyle hiçbir şekilde iletişime geçmediği için göremediğimiz, varlığını yalnızca uzaydaki diğer cisimler üzerindeki kütle çekimsel etkisiyle anlayabildiğimiz bir madde, evrenin %74'ünü oluşturuyor. Bu gerçek bile bizim duyularımızın ne denli sınırlı olduğunu kanıtlamaya yeter. Sadece bu da değil. Bu gerçek, bizim evrenle ilgili söylediklerimizin hiçbirinden asla emin olamayacağımız anlamına da gelir. Çeyreğini bile algılayamadığımız bir olguyla ilgili nasıl ahkam kesebiliriz ki? Biz hangi gerçeklikten bahsedebiliriz? Bir düşünün, tüm hayatımızı, politik sistemlerimizi, ideolojilerimizi, bilimimizi ve inançlarımızı evrendeki çeşitliliği tahmin edersek, onun algılayabildiğimiz ve doğru olduğundan asla emin olamayacağımız %1'lik bir kısmı üzerine kurduk ve biz buna gerçeklik diyoruz. Sırf ışığı yansıtmayan bir maddeden oluştuğu ve diğer duyu organlarımız tarafından da algılanmadığı için bir nevi radara yakalanmayan bir varlığın şu an gözümüzü diktiğimiz ekranın üzerinden bizi izlemediğini nereden bileceğiz? Peki etrafımızdaki her şey, insanlar, üzerimizdeki gökyüzü, ayaklarımızın altındaki yer ve hatta vücudumuz ve zihnimiz ya karmaşık bir illüzyon ise? Ya da farklı bir şekilde sormayı deneyelim. Tüm dünyanın ve evrenimizin sadece hiperrealistik, yani en üst, yüksek gerçekçilik ve inandırıcılıkta tasarlanmış bir simülasyon, yani çok gelişmiş bir sanal gerçeklik olmadığından, bizim ise yalnızca birileri tarafından oynanmakta olan bir bilgisayar oyununun karakterleri olmadığımızdan nasıl emin olabiliriz? Bu elbette size gişe rekorları kıran 1999 yapımı Matrix'e dahil olmak üzere bilim kurgu kitaplarından ve filmlerinden tanıdık bir kavramdır. Ancak her şeyden önce şunu kaydedelim ki gerçek dediğimiz şeyin aslında bir yanılsama olabileceği fikri yeni değil. Bu şüpheci varsayım antik çağlara kadar gider. Bu hipotezi Çinli filozof Zhuangzi'nin yazılarında da görmek mümkündür. Varoluşla ilgili kuşkucu bakış, onun kayıtlarında kelebek rüyası kıssasıyla anlatılır. Buna göre ünlü filozof rüyasında bir kelebek olduğunu görmüş ama uyandığında düşünde kendini bir kelebek olarak gören bir insan mı yoksa düşünde kendini insan olarak gören bir kelebek mi olduğunu kestirememiştir. 2400 yıl önce yazılmış bu paradoks, daha sonra gotik edebiyatın en önemli isimlerinden sayılan Amerikalı yazar Howard Phillips Lovecraft'ın 1918 yılında yazdığı Polaris adlı öyküsünün esin kaynağı olmuştur. Aynı düş, Rus yazar Viktor Pelevin'in felsefi romanı Buda'nın Serçe Parmağı'nda da görülür. Ayrıca antik Hint ve Maya felsefesinde de yer almaktadır. Hipotezin farklı bir versiyonunun René Descartes'in argümanlarının bir parçası olduğu şeklinde de yorum vardır.
Ancak bazı fizikçiler ve filozoflar evren ve içindeki yerimiz hakkında bildiklerimizi veya bildiğimizi sandıklarımızı terk etmemiz anlamına gelse bile gerçekten de bir simülasyon içinde yaşıyor olabileceğimizi söylüyorlar. İşte o insanlardan biri. NASA'nın Kaliforniya'daki Pasadena laboratuvarında çalışan bilim adamı Rich Terrill. Terrill'a göre en iyi modern simülasyonlar dahi ne kadar karmaşık olurlarsa olsunlar, yapay zihinler içermiyorlar. Ancak Terrill, canlı simülasyonlar yapmaya başlamamızın da uzak olmadığını düşünüyor. Bizler işte bu bahsettiğimiz yeni evreni yaratacak kuşağın mensuplarıyız, diyor. Simülasyon varsayımı ile ilgili ilk konuşmaya başlayan insanlardan biri Oxfordlu filozof Nick Bostrom'dur. Bostrom'a göre eğer bir simülasyonda yaşıyorsak, gözlemlediğimiz kozmos, fiziksel varoluşun bütünlüğünün sadece küçük bir parçası olmalı. Görmekte olduğumuz ve gerçek zannettiğimiz dünya ise bir yere kadar gerçek ama temel düzeyde gerçek değil. Eğer öyleyse demek oluyor ki biz orijinal biyolojik varlıklar değil, modellenmiş ve programlanmış beyinlerimiz aracılığıyla kontrol edilen karakterleriz. Şimdi de tersini doğrulayalım. Eğer şu anki sanal gerçeklik oyunlarının ileride gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar gelişmiş sürümlerini yapabileceğimize inanmıyorsak, o halde bizim de bir bilgisayar simülasyonunun içinde olduğumuzu düşünme hakkımız yoktur. Ancak bu teorinin gittikçe daha fazla kabul görmeye başlamasının ilk nedeni, bu gerçeğin gittikçe daha belirgin hal almasıdır. Hiç hayatınızın belli dönemlerinde tesadüf sandığınız şeylerin aslında tesadüf olmadığını, aksine mükemmel bir şekilde kurulmuş bağlantılar olduğunu hissettiniz mi? Nick Bostrom, 2003 yılında simülasyon argümanı olarak adlandırdığı bir trilemma, yani imkansız üçlü önerdi. Bostrom'un simülasyon argümanı aslında doğrudan bir simülasyonda yaşadığımızı iddia etmiyordu. Bunun yerine Bostrom, üç olası olmayan ifadeden birinin neredeyse kesinlikle doğru olduğunu iddia ediyordu. 1. İnsanüstü gelişmişlik seviyesine ulaşmış bir insan medeniyetinin kendi atalarının son derece ayrıntılı simülasyonunu geliştirme ihtimalleri sıfıra çok yakındır. 2. Evrimsel tarihlerini veya varyasyonlarını simüle etmek isteyen insan sonrası medeniyetlerin var olabilmesi ihtimali sıfıra yakındır. 3. Bizim şu anki seviyemizdeki bir insan uygarlığının aslında bir bilgisayar simülasyonu içinde yaşıyor olması ihtimali sıfırdan daha yüksektir. Dikkatinizi çektiyse her üç sürümde de insanlığın yakın gelecekte bilgisayar teknolojisinde çok yüksek bir aşama kaydedeceğini gösteriyor ki herhalde bunu hepimiz kabul ediyoruz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu varsayım artık klasik anlamdaki şüpheciliğin ötesine geçmiş durumdadır. Özellikle üçüncü varsayıma bakarsak, eğer biz zaman zaman yaşadığımız deneyimlerin uzaktan kontrol edilen bir sanal gerçekliğe benzediğini hissediyorsak, o halde kesinlikle bir simülasyon içinde yaşıyoruz. Filozof Barry Deighton ise Bostrom'un bu varsayımını daha farklı bir sürüme dönüştürmüştür. Deighton bu varsayıma nöral ata simülasyonu der. Buna göre bizim beyinlerimiz aslında çok uzak bir gelecekte bir fanusun içindedir. Gelecekteki insanlar ya da insanlıktan sonraki medeniyet ise o beyinler üzerindeki sinyalleri kontrol altına alarak çoktan yaşanmış olan uzak geçmişimizle ilgili ki o şu an içinde bulunduğumuz zaman dilimi oluyor, bize yüksek gerçekçilikte halüsinasyonlar göstermekteler. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Playlabs programının kurucusu Rizvan Work de simülasyon varsayımını ciddiye alan insanlardan biridir. Buna örnek olarak sanal gerçeklik gözlüğünü takarak boş bir oda içinde oyun oynayan insanları gösteriyor. Kendisinin bu hipotezle ilgilenmeye başlaması aynı oyunu oynadığı gün başlamıştır. Kendini oyuna kaptıran Work, bir süre sonra boş bir odada olduğunu tamamen unutmuş ve gözlüklerini çıkardıktan sonra kendine gelmesi kısa bir zaman almıştı. O gün ciddi bir korkuya kapılmış ve hepimizin bizden çok daha ileri bir uygarlık tarafından yaratılan, tamamen sanal bir ortamda yaşıyor olabileceğimizi düşünmeye başlamıştı.
Elon Musk ise şöyle diyor. Bizim büyük bir ihtimalle sanal bir evrende yaşadığımızın en büyük kanıtı şu. Yaklaşık 40 yıl önce bizim bir dörtgen ve bir noktadan ibaret Pong diye bir oyunumuz vardı. Bugün ise milyonlarca insanın aynı anda oynadığı fütüristik oyun sistemlerine sahibiz. Ve onlar her yıl inanılmaz bir hızla gelişiyorlar. Çok yakında sanal gerçekliğe de sahip olacağız. Dolayısıyla belli bir gelişmişlik düzeyine ulaştıktan sonra oyunlar gerçeklikten ayırt edilemeyecek seviyeye ulaşacaklar. 10 bin yıl sonrasını hayal edebiliyor musunuz? Ki bu evrimsel süreçte hiçbir şey değil. Biz kısa süre sonra oyun konsollarında ve bilgisayarlarda oynanan, gerçeklikten ayırt edilemeyecek seviyede gelişmiş oyunlara sahip olabileceğimizi göz önüne aldığımızda, bizim de bir simülasyonun içinde yaşamıyor olma ihtimalimiz 1 milyarda 1 ihtimale kadar düşmüş oluyor. Bu argümanda herhangi bir hata görebiliyor musunuz? Ancak tabii ki herkes bu konuda ikna olmuş değil. Harvard Üniversitesi'nden fizikçi Lisa Randall, 2016 yılında New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ndeki bir tartışmasında simülasyon veya modelleme hipotezinin doğru olma olasılığının neredeyse sıfır olduğunu söylemiştir. Başlangıç olarak evrenimizin göründüğü gibi bir dizi yıldız ve galaksi olmadığına dair hiçbir ipucu yok. Bunun üzerine Randall bir de bir soru soruyor. Neden? Gelişmiş bir uygarlık ne amaçla Homo sapiens simülasyonu yaratsın? O denli gelişmiş bir uygarlığın bizi bu kadar önemsemesi için bir nedeni olmayacağını düşünüyorum. Ayrıca bizi yaratan bir simülatör fikri bize zaten tanıdık. Sanal bir evren yaratan üstün varlık fikri, Tanrı fikrinin yanında zayıf bile kalıyor. Aslında Terrell haricinde çoğu düşünür, doğrudan Tanrı fikrini bu üstün uygarlığın simülasyonu fikrine memnuniyetle tercih ediyor. Eğer simülasyon varsayımı doğruysa, o halde bir yaratıcı var ve bu varsayım kanıtlanırsa, bu yalnızca bir iman meselesi olarak kalmaz, artık bilimsel ve matematiksel bir konuya dönüşür. Ancak Maryland Üniversitesi'nden bir fizikçi olan Sylvester James Gates de dahil olmak üzere diğer bilim adamları için simülasyon hipotezi ve dini inançlar arasındaki benzerlik yoldan ciddi bir sapma olduğunun işareti olduğunu gösteriyor. Gates katıldığı bir radyo programında şunları söyledi. Bilimin bizi görünmeyen bir yaratıcı tarafından kontrol edilen kuklalar olduğumuz fikrinden uzak tutması gerekiyor. Simülasyon varsayımı da tıpkı dine benziyor. Aradaki tek fark burada Tanrı'nın yerini gizemli bir programcı alıyor. O halde kimdir veya nedir bu sanal evreni yaratan tanrısal varlık? Simülasyon hipotezini destekleyenler olasılıklardan birinin gelişmiş bir uzaylı ırk olabileceğini düşünüyorlar. Çok daha ilginç alternatif ise onların bizim torunlarımız, bir başka deyimle gelecekteki biz olduğumuzdur. Yani yüzlerce veya binlerce yıl sonraki insanlar yalnızca bizimki gibi bir dünyanın değil, aynı zamanda içindeki varlıkların bedenlerinin ve zihinlerinin de sahtesini yapacak teknolojiyi geliştirebilirler. Kimi fizikçiler ise evrenimizin aslında sanal olduğuna kanıt sağlayabilecek deneyler yapmayı önerdiler. Mesela gezegenimizin gerçekten bize göründüğü gibi tek bir parça mı, yoksa dijital görüntülerdeki piksellere benzeyen mikro parçalardan mı oluştuğunu kesinleştirebilirsek şüphelerimiz doğrulanır. Bu bizim duyularımızın da kontrol altında olduğunu kanıtlar. Bir grup Amerikalı ve Alman fizikçi, kozmik ışınların doğru ölçümlerinin bir cevap sağlayabileceğini savunuyor. Acaba bir sanal gerçeklikte yaşadığımızı anlarsak ne hissederdik? Düşünebiliyor musunuz? Evren, dünya, duygularımız ve düşüncelerimizin tamamının bir programcının yazılımından ibaret olduğunu anlasaydık tepkimiz ne olurdu? Kimileri böyle bir bilginin herhangi bir amaca yönelik her türlü hareketimizi ve girişimlerimizi durdurarak hayatımızı bitireceğine inanıyor. Harvard gökbilimcisi Abraham Loeb, böyle bir şeyin kanıtlanmasının toplumda bir kaosa bile neden olabileceğini söylüyor. Düşüncelerimizin ve eylemlerimizin kendimize ait olmadığını anlamak, o eylemlerimizin sorumluluğunun da bize ait olmadığı kanısını doğurur, diyor. Kamu düzeni için bundan daha yıkıcı bir şey olamaz.
Ekonomist Robin Hanson'a göre mesela emekli maaşından tasarruf etmeye çalışan biri veya Afrika kıtasındaki aç çocuklara yardım etmeyi düşünen biri gerçekte bir simülasyon içinde olduğunu anladığı andan itibaren gelecekle ilgili düşünmeyi bırakıp tamamen gününü yaşamaya başlayabilir. Çünkü artık ona göre gerçekten ne bir emekli maaşı vardır ne de üzerinde aç çocukların yaşadığı Afrika diye bir yer. Fakat bu fikrin karşıtlarına göre sanal gerçeklik içinde yapay da olsa bir zekanın var olabileceğine işaret edebilecek hiçbir ipucuna sahip değiliz. Ek olarak böyle bir simülasyonun insanlık dışı bir medeniyet için fiziksel olarak mümkün veya uygulanabilir olduğuna dair de bir kanıt yoktur. Ve bu nedenle de Bostrom'un ilk ifadesi doğrudur. Hem tüm bunları hesaplamaya çalışmak bir noktadan sonra imkansız hale geliyor. 2019 yılında filozof Preston Green, bir simülasyonda yaşayıp yaşamadığımızı öğrenmemenin daha iyi olabileceğini önerdi. Çünkü eğer doğruysa bu bilgi simülasyonu sona erdirebilir. Belki de bu teknolojiye ulaşana dek insan ırkı çoktan kendini yok etmiş olacaktır. Ve belki de bu şu ana kadar anlattıklarımız arasında en iyi sürümdür.